Selam dostlar. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda MSI markasının ProZ790-P Wi-Fi DDR4 modeli gelişmiş bir anakartıyla karşınızdayım. Bu anakartı genelde orta üst seviye sistem toplamayı düşünen arkadaşlarımız gönül rahatlığıyla tercih edebilirler diye en azından yakından tanıtmak anlamında bir videosunu çekmek istedim dostlar. Intel Z790 chipset barındıran anakartımızın şöyle kutu etrafına hızlıca bir bakalım istiyorum dostlar. Kutu arkası aynen görüldüğü gibi burada detaylı özelliklere yer verilmiş. Anakartımızın bir görseli bulunuyor. Yine burada işlemci desteği, soket yapısı, chipset bilgisi vesaire birçok bilgiye yer verilmiş. Bunları isterseniz şöyle yakın çekim yapayım. Merak eden dostlarım videoyu durdurarak detaylarına bakabilirler. Burada da giriş çıkış portları yer alıyor. Şimdi sıra geldi kutu içeriğine. Arkadaşlar kutu içerisinde kurulum kılavuzu, SATA kabloları, artık klasikleşmiş olan, sanırım kanunen zorunlu olan driver CD'si, yine bir kitapçık, kasa arka panel aynası ve Wi-Fi adaptörünün antenleri. Anakartımızda dahili Wi-Fi de var dostlar. Bence en önemli artılarından birisi. Arkadaşlar anakarta şöyle bir yakından bakalım istiyorum. Tasarımı gayet şık ve hoş duruyor. Yıllar geçtikçe anakart üreticileri gerçekten çok ciddi yol kat ettiler bu anlamda. Şöyle çıkış portlarını da yakın çekim yapmak istiyorum. Eminim aranızda merak eden dostlarım vardır. En azından bu video vesilesiyle meraklarını gidermiş olsunlar. Evet arkadaşlar, şimdi anakartımızın teknik detaylı özelliklerinden de kısaca bahsedelim istiyorum. Evet arkadaşlar, Yonga seti olarak Z790 chipset barındıran bir anakart bu. Yani üst seviye sistem toplamak isteyenlere yönelik tasarlanmış bir anakart. Hani orta seviye sistem de toplarsınız ama biraz lüks olur. Ama velakin tabi yine de tercih meselesi. Anakart ne kadar genişleme yuvaları bakımından gelişmiş olursa o kadar iyidir dostlar. Diğer yandan 4 adet RAM slotuna sahip ve maksimum RAM kapasitesi 128 GB. Bellek hızları 5333 MHz'e kadar desteklenebiliyor. Dahili grafik bağlamında burada 1 adet HDMI port. Genişleme yuvalarına baktığımda 3 adet PCIe X16 formunda port görüyorum. Bu metal çerçeveyle güçlendirilmiş olan slotumuz PCIe 5.0 destekliyor dostlar. Bu yeni teknolojiler arasında bence önemli bir yere sahip. Hani bunun veri transfer hızlarına baktığınızda ne demek istediğimi anlayacaksınız. Buna ek olarak buradaki yanılmıyor isem PCIe 4.0, buradaki de 3.0. Eğer baktığım kaynak doğru ise bu şekilde dostlar. Bununla birlikte burada bir adet PCIe 3.0 X1 formunda bir portumuz daha yer alıyor. Depolama tarafında ise M2 formunda PCIe Gen 4 destekleyen 1, 2, 3 ve 4 adet slotumuz yer alıyor.
Anakartta genelde siyah renklerin ağırlıklı bir şekilde kullanılmış olması sade bir tasarım bağlamında bence gayet başarılı olmuş dostlar. Hani böyle çok fazla renkli, karmaşık böyle anakartları ben çok fazla tasvip etmiyorum dostlar. Nihayetinde bu anakart yahu. Şöyle yakın çekim yapayım, tüm detayları hep birlikte görmüş olalım. Evet arkadaşlar, şimdi dilerseniz bir de arka çıkış portlarına yakından bakalım. Burada bir BIOS butonu görüyoruz. Onun hemen altında USB 2.0 2 adet USB portu görüyoruz. Yine burada PS2 mouse ve klavye portu yer alıyor. 1 adet HDMI ve 1 adet de display port yer alıyor. Bununla beraber bu noktada 2 adet daha USB 2.0 ve 2 adet de USB 3.2 Gen 1 5 gigabit bölü saniye destekleyen tip A formunda USB portlarımız yer alıyor. Burada 1 adet Ethernet portu, yine burada USB 3.2 Gen 2 10 gigabit bölü saniye destekleyen tip A formunda 1 adet USB portu. Evet, aynı zamanda da dostlar USB 3.2 Gen.2 çarpı 2 20 gigabit bölü saniye destekleyen 1 adet tip C portu. Burada Wi-Fi kartı dahili olarak yer alıyor ve anten çıkış portları burada. Bunları takıp sökerken dikkatli olmanızda yarar var. İç kısımlarında 1 adet pin var. Bu pinleri kırmanız halinde Wi-Fi antenleriniz hiçbir işe yaramayacak. Bunu da ayrıca belirtmiş olayım. Birçok kullanıcı bunları kırıyor ve Wi-Fi'nin çekmediğinden ötürü şikayetlenip duruyor dostlar. Ayrıca da burada ses çıkış portlarımız yer alıyor. Her zamanki bilindik üzere buradaki yeşil renkli ses çıkış, pembe renkli de mikrofon giriş portlarımız. Diğerleri de 5 artı 1, 7 artı 1 ses sistemlerinin bağlanabilmesi için gerekli olan portlar dostlar. Biz bu anakartta Intel Core i7 12700KF modeli bir işlemci kullanacağız. Beraberinde SSD olarak 500 GB'lık Samsung markasının 980 Pro NVMe Express SSD'sini kullanacağız. Ve beraberinde 16 artı 16 toplam 32 GB'lık DDR4 3600 MHz'lik Kingston markalı bir RAM kullanacağız dostlar. Diğer bileşenleri şu anda hatırımda yok. O sebeple videoyu da çok fazla uzatmak istemiyorum. Dilimin döndüğünce, elimden geldiğince sizlere anakartı tanıtmaya çalıştım. İşin açıkçası hani çok fazla bir teferruat var dostlar. Bunları tek tek anlatıp da kafanızı da hani karıştırmak istemiyorum. Unutmadan 2 tane burada, 4 tane de burada olmak üzere toplam 6 adet 6 GB bölü saniyelik SATA portlarının da yer aldığını belirtmiş olayım dostlar. Ayrıca bu vesileyle belirtmek isterim ki şayet sizler de yeni bir sistem toplamak, aynı zamanda bilgisayar bakım, onarım ve kurulum hizmetlerimizden faydalanmak isterseniz adresimize bekleriz. Videolarımı yararlı buluyorsanız beğenmeyi, kanala destek olmak adına abone olup bildirim zilini açmayı unutmazsanız çok ama çok mutlu edersiniz. Kıymetli dostlar, hepiniz Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın, hoşça kalın.